Bu dersimizde sizlere Edon domainin ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Edon domain sub domainlerden farklıdır. Sub domaini sub domainden anlatacağım için, domain dersinde anlatacağım için fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Sub domain yani alt alan adı var olan mevcut olan domaininizin uzantısıdır bir eki gibi düşünebilirsiniz. Kendine özel içeriği vardır. Edon domainlerinde kendine özel içeriği vardır. Fakat Edon domainler yeni bir alan adıdır. Edon e, alanı, Edon domaini ekleyebilmeniz için daha öncesinden kendi alan, adınız, alan adınızı kaydettirdiğiniz gibi yeni bir alan adı kaydettirmeniz gerekiyor. Edon alan adlarını tıklıyorum buradan. Edon alan adlarını tıklıyorum. Şimdi yeni alan adı diyor. E, burada yeni bir alan adı gireceksiniz. Fakat burayı doldurmadan önce bilmeniz gereken şey arkadaşlar buraya girdiğiniz alanınızın yani yeni bir alan adı kaydettirdiniz fakat bu hostingi kullanacaksınız. O zaman Edon domaini kullanabilirsiniz. Yani ASP hoca yerine mesela Java hoca diye bir adı e aldım. Bu domaini bu hostingde kaydettireceğim. Fakat name server dediğimiz bölümün nerede Java hoca.com'da veya javahocam.com'da bu hostingin name serverlerini göstermek zorunda. Onu ayarladığınızdan emin olun. Yeni alan adına Java, kayıtlı mı bilmiyorum böyle bir şey. javahoca.com diye giriyorum. Ardından FTP kullanıcı adını kendisi otomatik olarak oluşturdu. E, javahoca.com diye kendisi kek klasörü oluşturdu. Siz isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Bunların zorunluluğu yok. Genelde FTP kullanıcı adları domainin ilk 8 karakterini alır. İlk 8 karakteri yoksa e, olmayan karakter sayısını uydurur arkadaşlar. Rastgele e, verir. Şifrenizi gidiyorsunuz. Evet. Ardından da alan adı ekle diyerek alan adını eklemiş oluyorsunuz. Fakat benim böyle bir kayıtlı alan adım olmadığı için ekleme işlemini yapamıyorum. Siz e, ee, alan adı kaydınızı yaptırdıysanız ve aynı hostingi kullanmak istiyorsanız addon domain de bölümünden ekleyebilip ekleyebilir aynı alan adınızı kullanabilirsiniz.